Bu bir araya gelmeler tabii ki bizim açımızdan şöyle bir netice veriyor. Şehrin her tarafında ihtiyaçları, beklentileri, talepleri veyahut da her sosyal kesimden yaşayan insanların beklentilerini ölçme noktasında bize de yardımcı oluyor. Bir araya gelme, sohbet etme berekete de vesile oluyor. İşlerimizde istişareyle yürüyünce yapılan işlerde de her daim karşılık buluyor. Niye? Vatandaşın istediği, ondan gelen talepler, beklentiler yerine getirilince isabetli işler yapılmış oluyor. Eğitimcilerin bir arasında olunca bizim Kocaeli Belediyesi olarak eğitimle ilgili yaptıklarımızı sizinle konuşmak herhalde biraz daha anlamlı olur, isabetli olur. Kocaeli Akademi diye bir birimimizi hayata geçirdik. Kocaeli Akademi sadece el becerilerinin olduğu değil, bunun yanında eğitim faaliyetlerini, spor faaliyetlerini de verileceği bir organizasyon olsun diye düşündük. Ve işte bir yıl oldu şu anda Kocaeli Akademi ile. Bir yanda hanım kardeşlerimizin el becerileriyle ilgili, kurslarla ilgili, eğitimlerle ilgili faaliyetleri. Diğer yandan da çocuklarımızla ilgili değişik değişik burada Kocaeli Belediyesi olarak hizmetler veriyoruz. Spor kulübünde masa tenisiyle ilgili çok ciddi başarılar elde eden bir takımımız var. Şu anda 4 tane sporcumuz milli takımda. Bütün çocuklarımızı bir çatı altında buluşturmak, eğitimde, sporda, sanatta yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve biraz daha çocuklarımızı geleceğe hazırlamak. Diğer yandan Kocaeli Akademi çatısı altında Çocuk Kulübü diye bir etkinliğe başladık. Çocuk kulübümüzde ne yapıyoruz? Sanatsal faaliyetlerde, gene sportif etkinlikler var ama sanatsal faaliyetlerle ilgili birkaç branşta çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Okullarımızın fiziki mekanlarıyla ilgili elimizden geldiğince destek olmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya gerek bahçelerinde gerekse içerideki hijyenik mekanlarında biz Kocasinan Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kocasinan'da yaşayan herkes öyle bir sistem dahilinde bize ulaşmalıydı ki başkana diyeceği varsa söyleyebilmeli, belediyeden yapılması ile ilgili bir talebi varsa söyleyebilmeli. Bu talepler, dilekler, temenniler, beklentiler, projeler de aynı şekilde, aynı hızla organizasyon kabiliyeti içerisinde vatandaşa hizmet olarak geri dönmeliydi. Bununla ilgili de çözüm merkezi diye bir birim oluşturduk. Belediyecilikle ilgili çalışma sistematiğini 3 başlıkta toplamıştım. Dedim ki belediye dediği zaman vatandaş ne ister? İlk önce tabii ki yolu kaldırımı, rutin belediyecilikle ilgili yapılması gereken işler ister. Bu taleplerinin anında yerine gelmesini ister. Diğer taraftan da geleceğe yönelik bir şeyler ister. Şunlar şunlar yapılsın diye. Ve tabii ki çok artık gündem olan sosyal bir belediyecilik, kendini kollayan, gözeten, hissettiren sosyal bir belediyecilik ister. Bunun için de çözüm odaklı olmalıyız, proje odaklı olmalıyız ve sosyal bir belediye olmalıyız diye kendimize 3 başlık çıktık. Ve bu üç başlığın altında da şükür iyi örneklerle dolduruyoruz. Proje odaklı belediyecilik de biraz daha şehri büyütecek, geliştirecek, ileriye yönelik işlerin yapılması için bir projeksiyon ortaya koymaktı. Bunlardan sadece bir tek kentsel dönüşüm başlığını sizinle paylaşacağım. Kocasinan sınırları içerisinde 8 tane yürür vaziyette şu anda kentsel dönüşüm projesi var. Bir tanesi Sahabiye projesi Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılıyor. Diğerlerinin hepsini Kocasinan Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Evet.